Aranın ardından yeniden karşınızdayız. İyi Parti ile başlıyoruz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün yoğun bir programı vardı. Akşener ilk olarak İstanbul'da açıklanan partisinin ekonomide kurtuluş planı sunumuna katıldı. Burada bir konuşma yaptı. Ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ardından Akşener dün Esenyurt'ta ilçe teşkilatında çalışan yöneticilere yönelik bir saldırı vardı. İşte bu saldırının gerçekleştiği yere gitti ve saldırganlara seslendi. Ben buradayım dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Esenyurt'ta bir grup tarafından saldırıya uğrayan ilçe teşkilatını ziyaret etti. İyi Parti tarafından hazırlanan reklam karavanına ve partililere 20-25 kişilik bir grup 17 Ağustos'ta saldırdı. Akşener saldırganlara seslendi. Ben buradayım dedi. Arkadaşlarıma saldıranlara sesleniyorum. Ben buradayım, buradayım. Buyurun. Namertler buyurun. Ben buradayım. Kendisine yapılan saldırıyı da hatırlattı. Çirkin, namert, şerefsiz, korkak saldırıyı lanetlemek üzere buradayız. İşte saldırıya uğrayan arkadaşımız burada. İyi Parti'nin genel başkanının evine bile saldırılmıştır bu ülkede. Cezasızlık politikalarını kınadı. Faillerin siyasi partilerin yöneticisi konumda olduğunu belirtti. Uğradıkları saldırının faillerinin isimleri belli. Hepsi de bir siyasi partinin yöneticisi konumunda, bugünün yargısında, bugünün hukukunda kesinlikle hiçbiri herhangi bir takibata uğramayacaktır. Bu partili cumhurbaşkanlığı denilen bu ucube sistemin getirdiği sonuç, yapanın yanına kar kaldığı. And olsun, şart olsun ki bu harami düzeni milletimizin helal oylarıyla, demokrasiyle sandıkta hepsini emekledip hepsini hatta'ya göndereceğiz inşallah. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Esenyurt'tan önce ise İstanbul'da istikrar ve kapsayıcı büyüme eylem planı tanıtım toplantısındaydı. Partisinin ekonomide yaşanan krizden çıkışı öngören ekonomide kurtuluş planının ilk aşamasının sunumuna katıldı. Sunumu İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Profesör Doktor Bilge Yılmaz yaptı. Maalesef bizdeki ihracatçılara verilen destekler gene adil değil, doğru değil. Onları hızlı düzelteceğiz. Yani siyasi baskı ve kayırma orada son bulmak zorunda. Ticaret Bakanlığı'nda da gene müsteşarlık yapısına geri geleceğiz. Orada 3 müsteşarlık getiriyoruz. Gene ticari koruma önlemleri genel müdürlüğünü kuracağız. İyi Parti'nin planına göre vergi adaletini sağlamak için acil düzenlemeler de yapılacak. Vergi aflarına son verilecek. Denetimler siyasi olmayacak. Bazı yerlerde de denetimler artırılacak ama bu denetimler siyasi olmayacak. Yani bizim partimizi desteklemediniz, müfettişleri yolluyorum değil. Daha kanunlar içinde dürüst ve adil bir şekilde çalışılacak. Meral Akşener de programın ortaya çıkış sürecini anlattı. 2,5 yılda Türkiye'nin tüm şehirlerini ve 900'ün üstünde esnafını ilçesini tek tek gezdik. Artık o korku duvarı yıkıldı. Programın işte çıkış noktası budur.